Sağlık ve hastalığın toplumdaki yansımaları. Sağlık ve hastalığın insanların hayatında önemli bir yeri vardır. Gündelik hayatı devam ettirebilmek, hayatı tam anlamıyla karşılayabilmek için sağlıklı olmak gerektir. Hastalıklar insanların gündelik hayatlarını sekteye uğratır ve bir süreliğine veya uzun bir süre için dışında tutar. Sağlıklarına kavuşabilmek için insanların tedavilerine zaman ve para harcamaları gerekir. Sağlıklı olmak, sağlığı korumak, hastalıklardan kaçınmak, hastalıklar meydana geldiği zaman bu hastalıklardan kurtulmak ve yeniden sağlıklı hale gelmek, psikoloji alanında çalışılan önemli konu başlıklarıdır. Psikoloji genelde bu konuyu sağlık ve hastalık halinde iki kutuplaşmış uçta ele alıp değerlendirir. Kişi kimi zaman bu kutuplaşmanın bir ucunda sağlıklıdır, kimi zaman da kutbun diğer ucunda hastalık ya da hastalıklıdır. Psikolojinin bir alt alanı olan sağlık psikolojisi, hastalıkların önlenmesi ve sağlığın sürdürülebilmesine yönelik çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaların ilgilendiği ana temalar, sağlığı ve hastalığı etkileyen biyolojik, psikolojik ve sosyal etmenlerdir. Sağlık psikolojisi, kişilerin hastalıkla nasıl baş edebileceklerini, tıbbi önerilerin uygulanıp uygulanmadığını, ağrının en etkili bir biçimde nasıl denetlenebileceğini ve kötü alışkanlıkların nasıl değiştirileceği gibi konularla ilgilenir. Çok yeni olan bu alanın hedefleri arasında sağlığın güçlendirilip daha iyi bir düzeye çıkartılması ve buna süreklilik kazandırılması, hastalıktan korunma yolları, hastalığın bireylerin duygusal ve sosyal yaşantılarını nasıl etkilediğini ve sağlık hizmetlerinin nasıl geliştirilebileceği konusunda çalışmalar yapmaktır. Sağlık psikolojisi, gündelik hayatın içinde bireylerin karşılaştıkları sağlığı tehdit eden hastalıklar karşısında neler yapması ve nasıl davranması gerektiği konusunda da araştırmalar yapmaktadır. Sağlıklı olmak ve hasta olmak iki uç nokta olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla birbirlerinin karşıtları olmaları nedeniyle hastalık kavramının topluma doğru bir şekilde yerleştirilmesi fikri sağlık psikolojisinin misyonu haline gelmiştir. Bu bakış açısı elbette olması gereken ve üzerinde önemli durulması gereken bir içeriğe sahiptir. Ancak gözden kaçırmaması gereken önemli bir diğer nokta daha vardır. Sağlık ve hastalık kavramları kişilerin hayatına iletişim sayesinde farklı yollarla girmektedir. Örneğin herhangi bir hastalığın ne olduğunu ya da belirtilerini bilmek için o hastalığı geçirmek gerekmemektedir. Aynı durum sağlıklı olma kavramları için de geçerlidir. Küçük bir hapşırmadan ağır hastalıklara kadar toplum içinde konuşulan deneyimlerin karşılıklı biçimde bireyler arasında aktarıldığı konular, bireylerin bu konuda bilgi sahibi olmasını sağlamaktadır. Ayrıca o toplumun hasta olmak veya sağlıklı olmak hakkında bedeni hakkında geliştirdiği kavramlaştırmalar da gözden kaçırılmamalıdır. Kısaca ifade etmek gerekirse, sağlıklı ve hasta olmaya dair tutumlar, algılar ve bilgi sosyal bir içeriğe sahiptir. Bu nedenle sağlık ve hastalığı kutuplaşmış iki farklı bilgi olarak düşünmek yerine birbirinin üzerine yansıyan, yansıdıkça da birbirini dönüştürüp değiştiren iki kavram olarak değerlendirmek yerinde olacaktır.
Çünkü bu yaklaşım biçimi sosyal ortamda bireylerin bu kavramları nasıl tanımladıkları, tarif ettikleri hakkında bizim bilgi sahibi olmamızı sağlayacaktır. Sosyal olarak kullanılan bilginin içeriğini bilmek, kişilerin ihtiyaçlarını, beklentilerini ve sağlıklı olma yolunda izlemeleri gereken yolları nasıl takip edebileceklerini anlamak yolunda gerekli bir adımdır. Sağlık psikolojisinin bu genel bakış açısının dışında sağlık ve hastalık kavramlarının sosyal birer kavram olması sebebiyle sosyal psikolojinin de inceleme alanına girebileceği bir konudur. Sağlık ve hastalığa dair bilginin içeriğinin ne olduğu sosyal psikoloji ve sağlık psikolojisi adına önemlidir. Sosyal psikoloji açısından baktığımızda toplumun içinde hastalık ve hasta kavramlarının nasıl bir bilgi dağarcığından etkilenerek değerlendirildiği, aynı zamanda sağlığı kaybetme ve yeniden kazanma gibi hadiselerin nasıl algılandığı önemli konu başlıklarıdır. Tüm bu aktarımları sağlayan bireyler arasında gündelik yaşantıda ve uygulamalarda kullanılan bilgidir. Bu bilgi toplumun geçmişinden, bireyin kişisel tarihinden, deneyimlerinden oluşan bir bütündür. Bu bütün geleneksel tıbbın ve daha sonra da modern tıbbın uygulamaları ve hem karşılıklı hem de toplumla etkileşimleriyle o toplumun sıradan insanların gündelik hayat ve uygulamalarında kullandıkları hastalık, hasta, sağlık, beden, doktor, şifa, tedavi gibi kavramları şekillendirmiştir. Toplumda bu konulara dair kullanılan tek bilgi tipi modern tıbbın popülerize ederek halk düzeyine indirdiği ve buradan hareketle halkın ne anladığı kavramına hapsedilemez. Diğer tüm sosyal konularda olduğu gibi sağlık ve hastalık kavramlarının içeriğini oluşturan diğer tüm kavramların da yaşanılan kültürle doğrudan bir bağı vardır. Toplumlar tarihsel ve kültürel değişimler yaşarlar ve tüm bu değişimler sosyal olan her şeyi değiştirip dönüştürürler. Sosyal temsiller toplum içinde karşı karşıya gelerek birbirini etkileyen iki farklı bilgi biçiminin bilimsel bilgi ile sağduyunun taşıdığı bilginin sentezlenmesi sonucu ortaya çıkan yeni bir bilgi biçimidir. Sağduyusal bilgiden kastedilen geleneğin taşıdığı, yaşantılar sonucu edinilmiş ve kuşaktan kuşağa aktarılan bilgidir. Sağlık ve hastalık kavramları açısından bakıldığında modern tıbbi bilgi ile geleneksel tıp bilginin karşı karşıya gelişinin yeni bir bilgi içeriği oluşturduğu öne sürülebilir. Burada kastedilen yeni bilgi içeriği sağduyusal ve bilimsel bilginin karşılaşması sonucunda ortaya çıkan sağlık ve hastalıkla ilgili sosyal temsillerdir. Hastalar Risalesi bir bütün olarak ve 19. deva özelinde hastalık ve sağlık kavramları, bunların toplum içindeki anlam ve hikmetleri güzel bir şekilde ifade edilmiştir. Hastalar Risalesi'nin toplumumuzda intişar etmesi, yayılması, anlatılması ve dolayısıyla sosyal temsillerin toplumda güçlenmesi, sağlık ve hastalık hallerinde davranışlarımızı olumlu yönde etkileyecektir.